Mesela Kur'an'da da ledün ilmi verilmişti ona diyor. Hazreti Hızır'dan bahsediyor. Üç Evet. tane de yolculuğu var. Gidiyor, geliyor, zamanlar arasında o çocuğu öldürüyor, gemiyi batırıyor falan, duvarı yıkıyor, tamir ediyor gibi olaylar ve Hazreti Musa ile beraber yanında bir üçüncü de var. Onun da Hazreti Yuşa olduğu iddiası var. İsmi geçmiyor ama akrabası olarak geçiyor. Evet. Şimdi burada müdahaleler var ve ledün ilmiyle yaptığı şey var Ledin Kur'an'da. ilmi bu zaten. Dolayısıyla bu yapılmış. Hazreti Hızır'a Yalnız bu inanç yaptırılmış. olarak Müslümansan Tamam, inanırsın. Müslümansan Kur'an'dan ben örnek veriyorum, delil veriyorum. Dolayısıyla böyle bir durum var. Bir de Hazreti Zülkarneyn ile ilgili de yine baktığımızda Kur'an'daki kıssalara işte güneşin battığı yere gitmesi, set yapması, Yecüc Mecüc'ü görmesi gibi bu olaylarda güneşin ilk işte doğduğu yer gibi bir sürü şeyler anlatılmış. Bu da zamanlar arasında gidip geldiğine delil olarak geçiyor. Yine inanç konusunda Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarsak ki diğer inançlarda da, inanışlarda da diğer Hızır her yerde var. kendi inançlarına göre okudukları kaynaklar, kitaplarda da bu tarz zamanlar arasında seyahatlerde ilgili yorumlar var. Şimdi şunu dedin sen hep yayınlarda, onu biraz aç. Kardeşim bu mümkün. Teknolojik olarak sistemi çözebildiğinde buralara gidip gelmek mümkün. Ama bu iki varlık, Hazreti Hızır ve Hazreti Zülkarneyn, tırnak içerisinde tespitte hata olmaz. Zaman polisi bunlar. Evet. Senin oraya girmeni engellerler. Evet. Sen gidemezsin. Kaderi, geçmişte olan bir olayı, geleceğe yansıyacak bir olayı değiştiremezsin. Ama aralarda sızmalar, kaçaklar da olabiliyor. Batıl taraf bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor gibi şeyler anlattın. Bunu bir anlatsana. Nasıl gidilebilir, nasıl gidilemez? Nasıl bir şey var? Set var, nasıl yasak var? Nasıl müdahale Ya var? şimdi inanç olarak kitaplarda yazılanlara inananları bağlar bu. Anlatılıyor Hızır. İnancın haricinde mitolojiler de birer inanç sayılır. Orada da çok var. Hızır bütün dünya literatüründe var. Bütün eski çağlardan beri Evet. bütün herkesin yeşil adam, yeşil adam anlatıyorlar. Şimdi bu işin inanç boyutu. İnanırsın, inanmazsın. Adam da senin karşına gelir, ateist der ki ya bunların hepsi saçmalık der. İşte orada söylediği gibi masal anlatıyorsun der. Ondan sonra peki bunun karşılığı nedir bilimsel olarak? Var mı? Böyle bir şey var mı? Var bilimsel olarak. Teorik olarak yapılabilir bir şey bu. Bugün aletini keşfedemiyorsun diye yapamıyorsun. Bu yalan demek değil. Teorik olarak yapılabilir. Şimdi yapılabilir ama senin bunu yapacak makinen varsa bunu yapabilir misin? Yani elinde silah var, önüne gelen adamı öldürebiliyor musun? Öldüremiyorsun. Neden öldüremiyorsun? Kanunlar var. Yakalarlar seni, hapse atarlar. İşte başka ülkelerde olursa idam ederler falan. Yani kafana göre her şeyi yapamazsın. Peki bunu ne engelliyor? Bunu bu teknolojinin sahibi olan, bunu kullanan evrensel bir sistem var. O engelliyor. Buna bizim İslam literatürde Zülkarneyn Hızır sistemi diyoruz. Yani Zülkarneyn Hızır sistemi bu zaman yolculuğunun zaman içine girip de müdahale edip de tarihi değiştirmek çünkü bu. Kaderi değiştirmek yani. Bir müdahale ettiğin zaman kaderi değiştirirsin. Bu kaderi değişmesini engelliyorlar. Zaten bunu zorlayan aynı teknolojiye sahip iblisi sistemler dediğimiz sistemler var. Bunlar da gene galaktik güçler. Yani iki tane burada iyi kötü karşılıklı duruma göre. Yani ona sorarsan o sana kötü diyor. Bana sorarsan ben ona kötü diyorum. Yani bu iyi ve kötü kavramları da durduğun yere göre, pozisyonuna göre değişiyor. İyi ile kötü diyelim. Fark etmez. İyi ile kötünün bir savaşı var. Ve bu savaşta ikisi de dünya tarihi içerisine girip yani dünyanın zaman düzlemi içerisine girip dünyanın zaman kesitleri arasında müdahaleler yaparak herkes kendi taraftarlarını dünyada hakim getirmeye çalışıyor. Ve bunu da geçmişe giderek, geleceğe giderek zaman yolculuğu yaparak yapmaya çalışıyorlar. Bunu serbest bıraksan karman çorman bir şey olur. Ama yine de müdahaleler kaçak oluyor mu? Oluyor. İşte bunu engelleyen sisteme de Hızır, Zülkarneyn sistemi diyoruz. Bu Hızır bütün dünya literatüründe var. Ve insanlığın koruyucusu olarak anlaşılmış. Nasıl koruyucusu? Dışarıdan zaman yolculuğuyla insanoğluna gelip müdahale edip yönünü saptıran veya zamanını geciktiren, enerjisini kaybettiren işlerin yapılmasını engelleyerek insanoğlunun normal sistemde zaman içerisinde kendi gelişmesini tamamlamasına imkan verecek bir zaman boyutunu
ona açık tutan ve onun için uğraşan bir misyon bu. Ve galaktik bir misyon ve bunun çok olağanüstü güçleri var. İşte zaman yolculuğu yapabiliyor, zamanı kullanabiliyor. Kendisi müdahaleyi başkalarının müdahalesini engellemek için yapıyor. Kendisi de gelip direkt müdahale yapmıyor. Evet. Yani başka bir olumsuz bir misyon gelip o müdahaleyi yapacak ise veya yapmışsa, yaptıktan sonra da bozmak için yapabilir. Bak bu da çok acayip. Evet. Bunu mesela nasıl anlattık? Dedik ki İzmir'den bir top mermisi atıldı. Düştü buraya diyelim. Buradaki hı-hı, evleri mevleri perişan etti. Hepsi dağıldı gitti. Eski çok güzel tarihi evler olsun burada. Ben onu Üsküdar'a diye anlatmıştım. Başka yer olabilir. Ondan sonra buranın belediye başkanı geldi. Dedi ki ya bu tarihi şeyler falan yok oldu. Biz bunların yerine işte şöyle şehir yapalım, böyle şehir yapalım. Yeni planlama yaptı. Burası şehir oldu. Sonra aradan 10 sene geçti, 20 sene geçti, 30 sene geçti, 40 sene geçti. Başka bir belediye başkanı geldi. Dedi ki ya bu eski Üsküdar çok güzeldi. Evet. Bu yeni binalar burayı mahvetti. Biz bu eski Üsküdar'ı getirelim. Nasıl getiririz? Abi bu binaların hepsini istimlak edeceğiz. O eski binaları yapacağız falan filan. Bu zor iş. Nasıl yapalım? Abi kadere müdahale ederek yapabilir miyiz acaba? Çağırdı falan bilim adamlarını. Konuştular. Dediler ki ya buraya top mermisi atılmıştı 40 sene önce. O top mermisinin atıldığından önceki bir zamana gidelim. Yani bir saat öncesine, 10 saat öncesine. O top mermisinin atılmasını engellersek Üsküdar'ın bütün binaları kalır. Bu yeni binalarda hepsi kaderden silinir gider. Nasıl yaparız, nasıl ederiz falan. Gittiler, o top mermisinin atılmasını engellediler. Engellediler, Üsküdar'ın bugünkü durumu değil, geçmişteki şahane eski yapıların durumu ortaya çıktı. Bu ne demek? Bu şu demek, kainatta iki tane birbirine zıt olan gerçeklik birbirinin içinde yaşanıyor demek. Bir tanesi görünür olduğu zaman diğerini baskı altına alıyor. Öbürü görünür olduğu zaman onu baskı altına alıyor demektir. Bunu da şöyle anlatabiliriz. Mesela benim varlığım aslında binlerce benim alternatif olan kişiyi benim doğumumla bastırmam sebebiyle olmuştur. Ve bu şu anda yaşayan herkes için de böyle olmuştur. Herkesin annesi babası başka insanlarla evlenme şeyine, potansiyeline sahipti. Evet. Yani mesela biz olmadan önce benim annem başkalarıyla evlenirdi. Babam da başkaları. Bu mesela annemin evlenme ihtimali olan diyelim ki binlerce kişi olsun. Onlardan da çocuk olma ihtimali olan 5000 tane çocuk olsun. Babamın evlenme ihtimali olan 1000 kişiden 5000 tane çocuk olma ihtimali olsun. Şimdi 5000 burada, 5000 burada. Ben geldim. Bu 5000'i de bu 5000'le bastırdım, ben çıktım ortaya. Yani annem babamla evlendi ve ben oldum. Hı hı. Şimdi burada ne demek bu? Ben burada 10.000 tane alternatif potansiyeli baskı altında tutuyorum şu anda. Hı hı. Bu değişir mi? Şöyle değişir. Anca işte böyle bir zamanda yolculukla gelip birisi annemle babamın tanışmasını engelleyip başka birisiyle tanışma ihtimalini devreye alabilirse, hı hı, o zaman oradan başka bir çocuk ortaya çıkar ve yine o da 10.000 kişiyi baskı altına alır. Bu şu demektir, yani milyonlarca ihtimal şu anda bizim etrafımıza bu levh-i mahfuz içerisinde potansiyel olarak var demektir. Ama bunlardan bir tanesi görünür oluyor. Bu görünür olan değişebilir. Bu da tarihe müdahale demektir, tarihin yönünün başka yönde akması demektir. Şimdi bunu, böyle bir sistem olduğunu bilerek buna müdahale eden galaktik kötücül niyetli yapılar var. O yapıları engellemek için de dünyada bu teknolojiye ulaşmadığı için aynı şekilde galaktik sistemde bu sistemi bilen, kontrol eden iyicil niyetli yapılar da var. Bu iyicil niyetli yapıya işte bu Hızır, Zülkarneyn misyonu diyoruz. Bunların yaptığı şey şu: bir müdahale olmadan önce o müdahaleyi engellemek. Olduktan sonra da öncesine giderek engeller, yine önceden engellemiş olur. Bak bu çok önemli. Hı hı. Biraz önce İzmir'den atılan top mermisini anlattım. Olduktan sonra öncesine giderek engelliyor ama olmadan önce engellemiş oluyor. Evet, evet. Aynı şekilde yani müdahale olsun, aradan 500 sene geçse, 1000 sene geçse bile öncesine gidip onu olmadan önce engelleyebilirsin. Hızır bu şekilde insanlık tarihinin sadece insanların kendi dinamikleriyle gelişmesine fırsat verecek şekilde açık tutuyor. Zülkarneyn'i de açık tutuyor. Nereden anlıyoruz? Yecüc Mecüc saldırısı olmuş. Onu engellemiş. Eğer o saldırı gerçekleşmiş olsaydı, çünkü belki de gerçekleşti
Ve insanlık tamamen de silindi dünya üzerinden. Fakat gerçekleşmesinden önce gelip o saldırıyı engelledi ve insanlığa bir tarihsel dönem açtı. Biz şu anda varlığımızı Zülkarneyn'in o müdahalesine borçluyuz. Bizim şu anda varlığımız alternatif bir kaderdir. Zülkarneyn'in müdahalesiyle ortaya çıkan alternatif bir kader. Ama ikinci bir kader, bizim yok olduğumuz bir kader de var. Peki tekrar müdahale eder mi? Buna tekrar müdahaleleri olursa. Mesela bir 50 yıl sonra başka bir şey yapar mı? Yok, zaten şimdi ara ara müdahaleler oluyor ama insanlığın bu kadar kökten yok olacağını. Ondan müdahale olduğu diye anlıyor muyuz peki? İşte mesela 2. Dünya Savaşı. Bu teknolojinin müdahalesi midir? Tabii, yani ben 2. Dünya Savaşı'nda kesin müdahale olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Yani. Savaşın olmasını ya da gitmesi İki tarafında müdahalesi var bence. Mesela Hitler'in bu kadar hızlı bir şekilde yükselmesi. Amerikalılar Ford bilmem nesi ona kamyonlarını yapıyor. Bilmem nesinin tanklarını yapıyor. O da mı gelecekten bir müdahale ona destek var? Orada kötücül müdahaleyle Hitler'in yükseltilmesi var. İyicil müdahaleyle Hitler'in yok edilmesi var. Mesela Hitler'i Rusya'ya kim sürdü? Rusya ile savaş değil. Zaten sen Moskova'ya kadar her tarafı almışsın kardeşim. Ne gerek var? Bekle 3 sene sonra saldırırsın. Güçle hemen aynı anda saldırayım. Bütün Avrupa'yı ele geçirmişsin. Bir sindir bunu. Yani gaz veren kim? Orayı yönlendiren kim? Orada bir de şöyle şeyler var. Bugünkü harp teknolojisinin harp dediğimiz var ya, harp. Harp. Yani iklimleri kontrol etme teknolojisinin o günlerde teorik olarak bir de yapılabileceğine ikna ettiler iklidir. Uçan daire tasarımları falan var. O onlar bence fake. Fake mi diyorsun? Bence fake. Ama şunu var. Hitler'e askerlerini yazlık gömleklerle kışın Rusya'sına sürdüler. Burada Hitler'i şuna ikna ettiler. Dediler ki ya biz kışın ortasında yaz yapacağız. Nasıl yaparsın bunu? İşte bize bir teknoloji var. Mevsimleri bölgesel olarak değiştirebiliyor. Sen yürü git. Bir de fazla yük olmasın askerlerin üzerinde. İnce giysiler giydir. Ve kışın soğuğuna sür. Şimdi burada bugün mesela bu harp teknolojisiyle olabilir mi? Bölgesel olarak bak olabilir. O günlerde bunun teorisi vardı. Hitler buna ikna ettiler. Mesela bunu nasıl oldu? Ve o sürdü. Millet silahı böyle eline tutan eline yapıştı. Yani o kadar soğuktan dondu adamın askerleri. Yani Rusya'da yenilmezdi. Ruslar çok güzel müdafaa yaptılar, şey yaptılar falan ama Almanlar çok güçlüydü. Yani girip Moskova'yı alsalardı olay bitmişti. Onlar da ne soğuk ya. Zaten demirle çıkıyorsun, buz gibi hava. Böyle yapıyor asker, yapışıyor buraya, çıkartamıyor. Nerede yaptın hocam askerliği sen? Bahriyeli olarak yaptım ben. TCG Pek. Nerede? Biz her yerde yaptık. Mersin'de, gemide, yani her yere geziyorsun. Rusya'ya gittik, İtalya'ya. Ben mesela sıcak bölgelerde yaptım. Onda bile yine kışın yaptım ama sıcaktı. Bir Antalya'da, oradan da Kıbrıs'a gittim ben. Sabah köründe içtimaya kalkıyorsun. G3'ü veriyorlar. Eldiven falan, gizli eldiven falan takıyordu. Buz gibi yani. Şu, o savaşı düşünemiyorsun. Rusya'ya yani. Gidince bizim de öyle olmuştu mesela. İşte, gemiyle Rusya'ya gittik. Yani öyle. Soğuk yerde öyle. Soğuk. Rusya zaten ayrı bir boyut. Ben Rusya'ya bir kere 31 Aralık'ta gittim. Yani 30-31 Aralık tam yıl sonu. Eksi 25'i gördüm ben o şeylerde. Ne o dereceler var ya. Eksi 25. Bu kalpaklar falan var ya, bunları giyiyorsun. 3-4 kat kıyafet giyiyorsun. Şurayı hafif aç, bak abartmıyorum. Şurayı hafif aç. Sızlıyor kulağın. O kadar soğuk. Bir ben kar yağmış. Bir 8 ay vereyim. Kalkmamış. Bak, pantolonun altına İçlik falan. Külotlu kadın çorapları var ya. İçlik falan giyiyorsun zaten. İçlik değil, kadın çorabı giyeceksin, sıcacık tutar. Allah Allah. Tabii. Kadınlar neden üşümüyor? Mini etekle geziyorlar. Ya hocam, o çorapsız da üşümüyor. Onlar ayrı bir... Gir dene. Bak pantolonun onların içine. Onların biyolojileri farklı hocam. Kadınlar biz Rusya'da üşümüyor. Denedik onu öyle yani. Sıcacık. Hiç, külotlu kadın çorabını giy, pantolonun içine yürü git. Hiçbir şey olmaz yani. Bugün hocam senden bir sürü böyle bilmediğiniz şeyleri öğreniyoruz. Bunu nereden biliyorsun biliyor musun? Rusya'ya maça gittik. Maç vardı. Ha. Rusya'daki maçta. Maça mı gittik? Soğukta öyle 2 saat 3 saat maçı bekle, ondan sonra. Çanakkale Savaşı'na bir müdahale oldu mu demiş Ela Hanım. Mesela sence. Yani onları şeyden delillerini bulmamız lazım. Olmuş da olabilir. Sence diyor zaten yani. Çünkü orada da şöyle kırılma var mı tarihte, ona bakıyorum ben. Var. Hmm. Mesela nerede var? İngilizler, mesela Sarıkamış olayını sormuş, o karla ilgili. İngilizler şeyden geçmeye çalışıyorlar, Boğazlardan, Marmara'dan. Ne amaçları ne? Rusya'ya gidip Bolşevikleri müdahale edecekler. Rus
çarlığının yıkılmasını önleyecekler. Şimdi burada da şey müdahale ediyor Müslümanlar. Yani Türkler müdahale ediyor. Geçittirmiyor İngiliz gemilerini. Geçittirmeyecek. Ne oluyor? Dolayısıyla Bolşevizm yıkılmamış oluyor. Rusya'da devrim oluyor. Şimdi bu mesela önemli bir şey. Dünya tarihini etkileyen bir şey. Bunun iki versiyonu olduğunu düşünebilirsin. Bir tane İngilizler geçti, çarlığı korudular, Bolşevikleri yok ettiler. Ama şu andaki kader öyle değil. Türkler geçirmedi ve Bolşevikler yok olmadı, çarlar gitti. Evet, Ferda Hanım demiş ki bak, evet sıcak tutuyor o çoraplar. Naylon olduğu için demiş. Tabii limon naylon. Çiçeği. İncesini giy, yani fark etmiyor. İncesini giy, sıcak tutar. Kadın yani. Çorabı helal olsun Serhat Hoca. Serhat Hoca... İçine giyeceksin kardeşim. Biliyor yani, her şeyi biliyor, bilmiyorum. İçine giyeceksin, biz sana söylüyoruz. Üşümezsin bak, soğuk bir yere gittiğin zaman değerlendirmeyin bu söylediğimi. İlk ipek çoraplar benden hocam. Hocam Nur Hanım sana ipek çorap göndermek istiyormuş. Göndersinler abi. Rusya'ya giderken giyeriz. İpek çorap ısıtıyor mu? Naylon i̇pek, lazım. İpek, ipek, kadın çorabı lazım. İpek, ipek erkeklere şey. Hocam maça falan gittim diyorsun bak, Abdullah Bey demiş ki Rusya'da bir biz maça gidemedik. Atlasın gitsin o da ya. Nasıl gidemedin? Savaş var, nereye gidiyor? Ya başka gerçi yerde... Rusya'da bir şey yok şu anda. Gidebilir. Ya gitsin abi, kaç yani uçak parası verecek gidecek. Bilmiyorum vize durumu nasıl Rusya'ya, sen bilirsin. Yok vize yok. Vize yoksa gitsin. Evet abi, başka konumuz. Şöyle mesajları okuyayım. Ondan sonra yavaş yavaş şey yaparız, kapatırız. Su içtin mi hocam, su? İçtim ya su. Suyu bir daha çalıştıralım şöyle. Şöyle basayım. Şöyle. Bu arada sevgili dostlar, şimdi ekranın altında şu bizim iletişim hattımız. Önce bir resmi iletişim hattını verelim şirketin. Serhat hocam soruyorlar. Esma analizleri devam ediyor. Evet. Ulaşmak isteyenler telefon numarasından ulaşabilirler. Birebir %100 neticeyle. %100 demeyelim. %100 de şey çıkmadı ki. Olumsuz bir şey çıkmadı ki. Olumsuz çıkmıyor da %100 dersen şimdi olmayan tutmayan olabilir. Birebir tutuyor ya, tutmayan. Tutuyor da tutmayan da aslında ben konuşunca o da yani tuttuğunu tutuyor. Söylüyor ama. Şöyle Esma analizi oluyor. İçin soranlar var. İletişim hattında ulaşabilirler. Zorlayıcı Esma. Mesela mütekebbir çıkınca hiç kimse istemiyor. Bir de senden şey istiyorlar. Birebir sen bunu anlattığın için videolarla kişiye özel veriyorsun onu. Video çekiyorsun özel. Birkaç tane video ile hem de anlatıyorsun. Evet. Bir onu verelim. İki de bir duyuru yapalım. Sevgili dostlar 8 Haziran'da bir yine söyleşimiz olacak. Malumunuz bizim geçen senelerde bilenler vardır. Tekne turlarımız oluyordu. Tekne organizasyonlarımız oluyordu. Sahne organizasyonumuz olmuştu. Şimdi yaza gireceğiz. Yavaş yavaş onlar planlanacak. Hani bazı isimleri, bazı hocalarımızı görmek istiyor insanlar. Dolayısıyla böyle ufak ufak üçlü, dörtlü, beşli gruplar halinde söyleşiler planlayalım dedik. Şimdi 8 Haziran'da bir tanesi olacak. Tekne gezisi. Bu tekne değil. Bu Kadıköy Moda'da büyük bir salon var. Amfi salon, tiyatro salonu orası aynı zamanda. Orada kimler var? Serhat Ahmet Tan hocam var. Hemen şöyle 2 saniye hemen bakacağım. Atlamayayım diye. Haluk Özdil olacak. Bir saniye hemen söylüyorum. Serhat Ahmet'ten Haluk Özil, Ercan Han Üşümez hocamız var. Farah Yurdözü olacak. Ben olacağım. Bir de Ramazan Tolga yol yapan olacak. Aslında bir bakıma spiritüalizm, metafizik ve dünya dışı varlıklar, dünya dışı yaşam tarzında konularının uzmanları interaktif bir şekilde soru cevap şeklinde böyle bir söyleşi, seminer gibi bir şey planlıyoruz. Kadıköy'de, Moda'da olacak. 8 Haziran'da şu an ekranın altında gördüğünüz iletişim hattından ulaşabilirsiniz. Bir WhatsApp grubu var. Sizi o WhatsApp grubuna dahil edecekler. Bütün bilgileri orada verecekler. Yaklaşık 4 saat falan da sürecek. Akşam başlayacak. 6-7'den sonra başlayacak. WhatsApp grubundan bilgileri alabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Hocam ekleyeceğim bu ışınlanma ve zamanlar arasında seyahat. Işınlanmaya bilim ne diyor? Onu bir aç sonra kapatalım. Işınlanma yani olayın aynı anda olması. Tamam nasıl olabilir? Yani orada bir geçmeden, alıcı verici yani bu makinelerin iki tarafta oluyor. Mı olması tabii lazım? Tabii öyle olması lazım. Yani o tarafta da bir alıcı makine mi olması tabii, lazım? Mutlaka olması lazım. Onu mesela biz şimdi şöyle yorumladık. Bu geçmişte
İnsanoğlu bunu yapamıyor zaten şu anda kadar yapamıyor. İnsanoğlunun yapacağı zaman ne zaman başlıyor? Bu makinenin ilk keşfedildiği zaman. Çünkü bir yerde makine olması lazım geçmişte. Geleceğe gidiyorsun, gelecekte de o makine var. Geçmişte de var olduğu için anca makine icat edildikten sonraki gelecek geçmiş arasında gidiş geliş olabilir. Ama Hızır Zülkarneyn bunu çok önceden, dünya zamanının çok öncelerinde bunu keşfetmiş. Yani galaktik bir sistemin bir şeyi olarak kabul ediyoruz. Keşfetmişse o zaman o çok önceden vardı zaten makinesi. O makineyi de bir yerlere yerleştirip o gidip geliyor olabilir. Çünkü bunu gidip geldiğini biz ancak inançla anlayabiliyoruz. Yani bilimsel olarak Zülkarneyn'in gittiğini geldiğini ispat et desen ispat edemeyiz. Mitolojideki kayıtlardan, inanç dini kitaplardaki kayıtlardan anlatılan şeylerden anlıyoruz. Böyle bir şeyler olmuş. Yecüc Mecüc diye sistemler varmış. Onları yok etmiş. Onlar da gelmişler. Onlar kötücül olarak nasıl geldiler, nasıl gittiler? Başka bir galaktik sistemden geldiklerine göre Zülkarneyn de onları önüne set çekerek yok ettiğine göre demek ki bu işler olmuş diye biz bunu yorumluyoruz. Ama bilimsel olarak bunların izleri var mıdır yok mudur? İşte bilimsel iz olarak şunu söyleyebilirim. Amerika'da keşfedilmiş olan 50 bin senelik toprak katmanı içerisindeki Adidas ayakkabısının izi. Bu da daha gelecekten geçmişe yolculuk yapıldığına dair bir işaret olabilir. Böyle çok var. Ben şimdi aklımda değil de yüzlerce var. Dünya üzerinde yüzlerce böyle iz var. Geçmişte olmaması gereken şeyler çıkıyor. Yani geleceğe ait bilgi içeren geçmişte olan arkeolojik şeyler. Ama bunları mesela nasıl açıklayacaksın? Mesela Antikythera makinesi diye bir makine var. Ege Denizi'nde bulundu. Bodrum açıklarında bulundu. Antikythera. Öyle bir şey ki alet ki ne oldu şimdiye kadar çözülemedi yani. Yani saat gibi böyle hassas şeyleri var falan filan. Ama gökyüzündeki takım yıldızlarla ilgili falan bir sürü şey. Ne olduğu belli değil. Mesela Sümer tabletlerinde var. Böyle çok meşhur bir tablet var. Erik von Däniken'in kitaplarında, Zekeriya Sitchin'in kitaplarında. Sanki yıldız haritası gibi uzaydan gelen dünyaya yolculuk yapanlara yol gösterecek bir rehber gibi falan. Yani bütün bunlar var. Geçmişte bulunuyor. Ama bunları tabii bilemiyoruz ne olduğunu. Fakat dini kitaplarda anlatılanlara göre böyle şeyler oluyor müdahaleler. Müdahaleleri de. 50 senede o izler nasıl silinmemiş demiş Abdullah Bey. Şey fosil ya nasıl silinmemiş? Fosil. İzin silineceği de bir şey yok. Fosil nasıl silinecek? Fosil yani taşlaşmış. Daha uzun senelerdeki şeylerde kalıyor yani daha uzun yıllardan 300 bin kalanlar seneden var. Olur 500 bin fosil var. Eskidikçe daha sağlam oluyor zaten. Yani yeni yakın fosil iyi işe yaramaz. Daha önceki yayınlarda hatırlıyorsam ben bundan bahsetmiştim. Farah Hanım'la, Farah Hoca'yla, Farah Yurtdüzü'yle yaptığımız bir yayında bu Montauk projesi özellikle NASA'nın bu 80'li yıllarda dünya dışı yaşam, uzaylılarla iletişim, işte psişik çalışmalar, onlarla beraber zamanlar arasındaki seyahat, ışınlanma ve diğer uzaylılarla yapılan medyum çalışmalarında bulunmuş bir kişiyi biz konuk almıştık. Bengütürk'teki yayında hatta iki kere almıştık. Stewart Sverlov. O yayın var kanalda arkadaşlar. Yazarsanız Stewart Sverlov sebep sonuç Farah Yurtdüzü diye yazarsanız görürsünüz. Daha önce ben bunu bahsetmiştim ama biraz yüzeysel girmiştik. Çok kısa anlatayım onunla ilgili yorumunu alayım. Yayında dedi ki Farah Hocam da buradan selam olsun. Stewart Bey dedi ki biz dedi dünya dışı varlıklarla, uzaylılarla çalıştık. Ben Montauk projesindeki o medyum olarak yetiştirilen çocuklardan biriydim dedi. Benim gibi çocuklar vardı, özel yetiştirildi. Birçoğu da dayanamadı. Bazıları da yaş itibariyle öldü. Zaten adam da zannedersem böyle 70'li yaşlarda falan. Bir tek ben kaldım dedi. Ama o dönemde çalışmış. Ailesi de o çalışmalarda bulunmuş onun. Bize dedi, dünya dışı uzaylılar diyeceğim. Bize bir teknoloji verdiler. Ne verdiler? Bunu canlı yayında anlatıyor. Ne verdiler dedim. Bize dedi geçmişteki bir olayı görebilmek için bir malzeme verdiler. Kristal çubuklar vardı. Vizyon onları biz o kutu şeyin içerisine malzemenin içerisine soktuğumuzda koordinatlar girildiğinde
önümüze bir vizyon açılıyordu. Girilen tarihlerle ilgili o vizyondan o tarihi izliyorduk dedi. Bunu kendi canlı yayında anlattı. Peki dedim neler hani bu şey olabilir? Hani delil ne? Yani bununla ilgili nasıl bir çalışma yaptınız? Dedi ki bunu biz denemek için gerçekten o tarihlerde o gördüğümüz vizyon açılan görsellerin gerçekte olup olmadığını denemek istedik. Bizim Montauk'taki çalışan teknoloji şeyleri, ekibi. Ne yaptınız dedim. Hazreti İsa'nın dönemine gidip gerçekten orada yaşananları görmek istedik dedi. Ve beni görevlendirdiler dedi. Beni dedi zamanlar arasında biz seyahat zaten teknolojiyi bildiğimiz için beni Hazreti İsa'nın dönemine gönderdiler. Gördün mü dedim. Ben Hazreti İsa'yı gördüm dedi. Nasıldı dedim. Zayıf, orta, hafif orta uzun, yeşil gözlü, esmer birisi ve dedi tapınağın üzerinde duruyordu dedi. O da beni gördü dedi. Peki dedim niçin gittin oraya? Benim sadece onu görmem için değil, bana bir de silah verildi, onu öldürmem istendi dedi. Ben bunu yapamadım dedi. Tabii dedi beni dedi aynı zamanda ben oradayım ama bu taraftan da bizi o şeyle işte çubuklar sokularak o vizyondan bizi de izliyorlar dedi. Benim yapamadığımı görünce beni geri aldılar ve cezalandırdılar dedi. Ama dedi şu çok ilginç bir de ama dedi benim dedi ilk gidişim bu değildi dedi. Bir kere daha beni gönderdiler ama ya, o da farklı bir görev için yine Hazreti İsa dönemine gittim. Çarmıha gerildiği an onun kanını almamı istediler dedi. Ben onu yaptım. Aldım getirdim ve klonladık onu dedi. Böyle bir şeyler anlattı. Yani detayı da var. Öpürmüş o. Farah Hoca da vardı. Buradan yine selam olsun. Buna ne diyorsun? Üfürmüş o şöyle. Tamamen uydurma mı diyorsun? Uydurma tabii çünkü mesela uzaylılarla görüştüğünü iddia ediyor değil mi? Bu iddiayı nasıl ispat ediyor? Uzaylılarla görüşüyor. Ben hatta şey dedim gördüğün en uç şey neydi? Ya dedi ben bir sürü varlık gördüm. 3 metre olanı var, kertenkele, reptilyanı var bir sürü şeyler anlattı. Tam uyduruk o işte. Yani onu ispat edemez bir. Bir resim yani gösterdi dedim yok dedi. İddiasının başlangıcı öyle. İkincisi bir de zamanında yolculuk yaptığını söylüyor. Bu yolculuğu da Hazreti İsa'yı öldürmek amacıyla yaptığını söylüyor. Bu zaten %100 imkansız bir şey. Bir de İslam tarafından baktığında öldürülmesi, çarmıhta onlar zaten yok İslam kaynaklı. Var yok ayrı mevzu da yani diyelim ki var. Gitti mesela gidebilir mi? Gidemez. Gitmesi potansiyel olarak mümkün müdür? Mümkündür. Böyle bir yolculuk yapılabilir mi? Yapılabilir ama o gidemez. Neden gidemez? İşte bu Hızır dediğimiz misyon bunu için var zaten. Yani onu engellemek için var. Bir de şu da var. Hadi gittin. Yapmadın geri geldin cezalandırdılar. Gidemez, başkasını gönderirlerdi. Bir kere mi gittin? Binlerce 50 kere daha giderdi. Tabii. Yani eğer öyle bir imkan varsa öldürülmesiyle ilgili. Ya en de sonunda gidersin öldürürsün yani kafayı gibi. Taktıktan sonra. Orada işte senin dediğin devreye giriyor. Orada bir izin mevzusu giriyor devreye. İzin derken yani bunu şey yapamaz. Müsaade etmez yani Hızır. Zaten bu dünya tarihini düzgün akıtmak için var bu. Hızır misyonun işi bu zaten. Yani sen girdiğin anda seni görür. Görür gelir. Müdahale eder, seni yok eder, sistemden dışarıya çıkartır. O çubuk mevzuları filmlerde de çok verildi, o vizyon açıdan. Onlar o kafasında bir senaryo kurmuş, anlatmış yani. Bir kere uzaylılarla görüştüğünü söylüyor. Mesela bu seminer buna şu an ekran altında lazım. İletişim var arkadaşlar. Ulaşırsanız mesela Faro Hocam gelecek. Bunu sorun. Mesela uzaylılarla teması sorun. Zaman arasında seyahat kendi deneyimlerini de anlatıyor ya Faro Hoca. Mesela Serhat Hocam da orada olacak. Serhat Hocama gelin. Anunnakileri sorun. Bizzat orada interaktif cevap verecek. Uzaylılarla bak böyle ben şimdi anlatırım bir şey. Anunnakiler var mı? Var. İşte, nereden? Kayıtlardan. Yani delil. Görüştün mü? Yok görüşmedim kardeşim. Bak, Hızır var mı? Sen var. De beni nasıl ikna edeceksin? Hayır, delil görüştün göstermen dediğin lazım. Zaman bireyselliğe giriyor. İş pratiğe giriyor. Pratiğini ispat etmen için delil göstermen lazım. Ha, bak şimdi delil dedin. Kadir Bey delil diyor ki. Delil olmazsa da olmaz yani. Bak, Kadir Bey diyor ki Hazreti Hızır'ın izin vermemesine kanıtın ne senin? İzin vermemesine kanıtımız dünyanın şu anda bizim içinde bulunduğumuz sistemde oluyor olmamız. Şu anda evlerimize rahat gidiyor geliyor olmamız. Yani suyumuzu... izin verse kaos mu tabii olurdu? Canım Yecüc Mecüc işi bitirmişti yani dünyada insanlık yoktu yani şu anda. Yoktu. Kanıtımız o. Kanıtımız pratik olarak bir kanıt bunu gösteriyorum. İkincisi dini kaynaklarda bütün mitolojik kaynaklarda var anlatılmış yani Hızır diye bir sistem var yani sisteme müdahale ediyor. Yani insanlığın lehine insanlığa bir rahat bir zaman boyutu açmak için. Şimdi o neydi Kadir Bey miydi? Neyle ilgili şey mi? Yani kanıt? Soruyor yani kanıt soruyor. Evet. Kadir Bey nerede yaşıyor oturuyor evinde rahat çayını yudumluyorsa
İşte o onun kanıtı. Kadir Özkutlu. Kadir Özkutlu şu ama anda... biraz zorlama kanıtı. Hayır zorlama sana. Değil. Başka türlü olmaz ki. Şu anda rahat yaşıyorsak... Yok şu da Zülkarneyn'e borçlu. Hak bizim yani böyle hani inanış tarafından baktı. Hak tarafın da müdahaleleri var karşılıklı. Nasıl? Sistemi koruyor da anlaşılabilir. Nasıl? Onlar müdahale ediyor, bozuyor. Bu tarafta geliyor, düzeltiyor. Hani hiçbir müdahale yok, karşılıklı sınır yok. İki tarafta gidiyor, geliyor, müdahale ediyor. Tamam, ama bu taraf hak taraf belki ağır basıyor. Sistem düzgün gidiyor da anlaşılabilir. Hazreti Hızır zaten. Hiç karışmıyor olabilir mesela. Hazreti Hızır zaten bu işin hak tarafı. Hak taraf dediğin senin hayali bir hak taraf yok ki. Yani ne bileyim işte yani inanan birçok insanın. Hak ordusu. Dediğin de sana göre hak. Tamam işte. Öbürküne göre tamam. De o hak değil yani. Batıl da bana göre batıl. Batıl diye bir şey değil de kötücül diyelim veya olumsuz diyelim. Batıl değil. Olan bir şey batıl değildir. Bak bir şey varsa o batıl değildir. Haktır. Yani burada batıl dediğimiz şey de kendi dairesinde haktır aslında. Hı hı. Anlatabildim mi? Batıl diye bir fikir var. Mesela bir fikir var. Birisi İslamiyet var diyor. Öbürü de İslamiyet yok diyor. İslam'a inanan buna batıl diyebilir. Bu ortada zaten. Varsa... Yani mevcut bir fenomen mi bu? Yani bir yanlış bir şey var, bir teori var veya bir zorlama var, bir inanç var. Bu var değil mi? Buna batıl diyemezsin. Ama bu İslam'a göre yanlış bir şey olduğunu anlatmak için batıl bir düşünce dersin ama kendisi gerçek olarak batıl değildir. Yani ortada bir şey varsa batıl değildir. Onun için burada da hak taraf müdahale ediyor. Tabii bize göre hak taraf hangisi? İnsanlığı koruyan, düzgün akıtan taraf. O da Hızır misyonu diyoruz. Ondan yapıyor yani. O şekilde oluyor. Zamanlar arasında gidip gelmeyle ilgili şimdi bu mümkün değil diyenler, geleceğe gitmek mümkün değil, geçmişe gitmek mümkün değil diyenler de var. Şimdi ya bir diyen olabilir her şeyde. Kaynaklardan değil de hani hep program başında şunu konuştuk. Bilim ne diyor konuştuk ya. Tamam, o bilimsel zamanlar söylesin. Arasında gidip gelmeyle ilgili hep şunu anlatıyorsun ya sen. İşte bir hız var. Bu hızın önüne geçersen bir kırılma oluşur. Işık hızı var. Işık hızından şu kadar kat gidersen şuraya gidersin. Geçmişe gibi. Geçmişe gidersin. Onu kısacık bir anlat. Sonra hocam sen çay içerken ben de mesaj bırakayım kapatalım. Ya şimdi hızlandıkça sistemde şöyle bir şey oluyor. Şimdi normal yaşantımızdan da yola çıkarak yani bizim bir zaman içerisindeyiz. Ben sana şöyle anlatayım. Mesela ışığın davranışını arkadaşlar iyi anlaması lazım. Mesela 5 milyar sene, biz kainatta bir sürü yıldız sistemleri görüyoruz ya, onlar aslında bizim geçmişi izlememiz demektir. Onlar birebir şu anda bizimle aynı zamanda değiller. Mesela güneş 8 dakika önceki hali, bilmem ne yıldızı 3 sene önceki hali, öbürkü 5 sene önceki hali, öbürkü 100 sene önceki hali, bilmem nesi bilmem ne. Bir süpernova patlamasını bugün izliyorsun, 200 milyon sene önce olmuş. Yani biz kainata baktığımız zaman geçmişin kesik kesik sahnelerini izliyoruz aslında. Hı. Bu şu demektir. Bize oradan ışık o bilgiyi o kadar zamanda getiriyor. Hı. Değil mi? Mesela evet. Ben orada bir süpernova patlamasını izledim. O 200 milyon sene önce olmuş. 200 milyon ışık yılı uzaklıkta bir yıldız sisteminde süpernova patlaması olmuş. 200 milyon sene önceki halini bugün izliyorum. Bu şu demektir. Işığa göre... Böyle, benim gözlemime göre böyle. Hı hı. Ama ışığa sorduğum zaman, yani ışık hızıyla o sistemden çıkıp yolculuk yapan bir aletin içindeki bir insana soruyorum veya ışığın kendisine soruyorum. Sen diyorum ne zaman yola çıktın? Ne zaman bana ulaştın? Işık diyor ki, ben oradan çıktığım anda sende oldum. Hı hı. Işığa göre ne 200 milyon sene, ne 10 sene, ne 20 sene, ne 30 sene hiç geçmiyor. Ama bizim gözlemimize göre ışık 200 milyon sene önce çıkmış, bugün bize ulaşmış. Ya nasıl oluyor, bu acayip bir şey değil mi? Hı hı. İki tane birbirine çelişen durum var. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum ben de. Buradaki olay şu. Işık hızına yaklaştıkça zaman kısalır. Ve sistemler küçülür. Yani küçülür derken parçacık modundan dalga moduna geçer. Daha doğrusu genişler sistem ama boyutları küçülür. Mesela bu kalem. Bu kadar uzunluktayken bir nokta haline gelir ışık hızına yaklaştıkça. Ve bunun içinde yolculuk yapan birileri varsa hiç zaman geçmez. Yani orada zaman geçmez, dışarıdaki sistemlerde zaman geçer. Bu gözlemciye göre çok değişen bir durum ortaya çıkartır. Onun için burada bize diyoruz ki, burada zaman yolculuğu yapıldığında, yani bir yerden bir yere ışık hızına yakın hızlarda olduğunda geleceğe gidersin. Hı hı.
ışık hızı sınırını aşmak mümkün değil deniyor teoriye göre veya işte formüle göre. Ama burada da Feynman'ın bir formülü var. Işık hızına yaklaştığın zaman bir sıçrama yapıp ışık hızının ötesine geçebilirsin. Işık hızı aşıldığı zaman sistemde artık gidilecek yer gelecek kalmadığı için geçmişe döner, geçmişe gidersin. Geçmişe yolculuk yaparsan da orada geçmişi hazır bulursun çünkü orada bir mekan vardır. O mekan oradan silinmemiştir, yok olmamıştır. O zamana girersin. İçine girersen gene zaman ileriye doğru akmaya başlar ve orada sen müdahale edecek yetenek kazanırsın. Burada şunu söylüyorum. Biz aslında zamanın içerisinde ileriye akan bir zamanın içerisinde veya algımız öyle diyelim. Onu hissederek yaşıyoruz. Burada şu demektir. Bir önceki olay bir sonrakinin sebebi oluyor ve sonucu oluyor. Böyle birbirine bağlanarak sistem ileriye doğru akıyor. Yani bir şeye müdahale ettiğinde geleceğe dönük bir değişiklik yaparsın. Bu şu demektir. Aslında çok büyük bir nimet bizim için. Hı hı. Yani biz şu anda kadere müdahale edebilme yani yaşamlarımız içerisinde çok büyük bir avantajlı durumdayız. Kadere istediğimiz şekilde müdahale edebilme yeteneği var bizde. Bunu elde etmek isteyen o kadar çok güçlü sistemler var ki. Yani girip içeriye ben nasıl müdahale ederim, yönlendiririm diye. Bizim elimizde hazır bir imkan var. Bütün bu dini öğretiler şeyler neden bize şöyle davran, iyilik yap, şunu yap, bunu yap, bunu yap. Bu aslında şu demektir. Sen aslında elinde çok büyük bir yetki var. Yaptığın davranışlar gelecek nesilleri oluşturuyor. Gelecek kaderi çiziyorsun sen. İstersen bu bardağı buradan al, buraya koy. Bunu iyilikle yap diyor. Yani o zaman sen burada kaderin yapıcısı olarak görev yapıyorsun. Ve burada senin hareketine bağlı olarak şekilleniyor. Levh-i mahfuz kaderin içindeki seçeneklerden bir tanesini seçmede sen etkili oluyorsun demektir. Bu çok önemlidir. Onun için sistemin içine girdiğin anda sistem müdahale eder, sistemi değiştirebilirsin. İşte bu çok hızlanarak, geçmişe giderek olabilir. Ama bunu teorik olarak yapabilirsin. Belki aletini icat ettiğin zaman da yapabilirsin ama zaman polisi dediğimiz bu Hızır sistemi de bunu kontrol ediyor. Burada kadere müdahaleler yapıldıkça, olumsuz yönde insanlığın aleyhine yapıldıkça insanlığın kaderinde başka seçenekten diğer seçeneğe atladığı için orada o seçeneklere, insanlığın aleyhine olacak seçeneklere izin vermemek üzere kendisini programlamış. Müdahale yapılmadan önce gelip engeller, yapılsa bile gene gelip yapılmadan önce engeller ve insanlığa serbest akacak bir zaman boyutu açar. Şimdi biz de o zaman demek ki bu zaman boyutu içerisinde şu anda yetki bizde. Bizim söylediğimiz söz, attığımız adım, yaptığımız hareket herkes için böyledir. Yani şu anda zaman içerisinde yaşayan herkes gelecek zamanın alternatif kaderini oluşturur. Hep beraber hepimizin yaptığı müdahaleler belli bir fotoğraf ortaya koyuyor. O zaman bunu iyilikle mi yapıyorsun? Görümcene kızıp da onun kuyusunu mu kazıyorsun? Kayınbiraderle kavga mı ediyorsun? Arkadaşından, dostundan iyi mi geçiniyorsun? Ona bakacaksın yani. Ona bakarak ona göre ayarlarsan, ticaretinde dengeyi tutarsan, karşı tarafın hakkını gözetirsen, kendi aleyhine de olsa adaletli davranırsan, adil bir fiyat politikasıyla sistemleri yürütürsen, demek ki gelecek kaderi de adil yapıyorsun, düzgün yapıyorsun, insanlığın lehine yapıyorsun demektir. Zaten dışarıdan gelen olumsuz müdahaleler çoğu dikkat et, insanların hep sistemlerinin bozulması yönüne, psikolojilerin bozulması yönünde etkiler veriyorlar. İşte korku psikolojisi, yok bilmem ne psikolojisi, bütün bu anlattığımız olaylar bunlarla ilgili. Yani insanların genel olarak toplumsal davranış düzeyi bozuldukça gelecek insanlık kaderi de bozuk bir raya girmiş oluyor. Onun için herkes kendi yaptığı işe dikkat edecek. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Seni amellerinle evlendireceğim. Amelini evlendireceğim. Kötü amel yaptıysan o kötü amelinle yüzleşeceksin. İyi amel yaptıysan onunla yani cevaz, tecviz neydi? Ay, evlilik, izdivaç. Mesela izdivaç. Bu şekilde söylüyor. Yani ayetlerde geçen kelime o. Evlenme kelimesi geçiyor veya birlikte olma birbiriyle. Ya amelinle karşılaşacaksın demektir. Bu da şu demektir. Yani dünya içerisinde yaşarken çok büyük bir yetkin var. Kaderi oluşturuyorsun. Kaderi oluşturduğun ameline dikkat et. Çünkü gelecek nesillerin kaderi, levh-i mahfuzda çok fazla seçenek var. Senin yaptığın hareketle bir seçeneğe doğru yöneliyor.
öbürünün yaptığı hareketle hepsinin birleşen bileşkesiyle belli bir seçenek oluyor. Yani belli bir şey belirgin hale geliyor, determine hale geliyor. Hı hı. Diğer bütün seçenekleri bastırıyorsun demektir. Kötü davranırsan kötü yöne yönleneceksin. Evet. İnsanların çoğu kötü yöne yönlenirse aynı şekilde öyle olacak. Yani benim demek istediğim arkadaşlar, yaptığınız hareketleri çok da şey yapmamak dikkat edin. Lazım diyorsun. Burada kafir küfür yazmakla olmaz. Bugün güzeldi, yorumlar da güzeldi. İnşallah. Sevgili yani, dostum.